Muhammed Tayyar Türkeş Herkes akıllı olsun. Her gün yeni bir oyunla karşımıza çıkıyorlar. Var güçleriyle geleceklerini, gelecekleri varsa da göreceklerini daha önceki yazılarımızda yazıp dost meclislerinde söylemiştik. Siz bu ülkeye tankla, tüfekle, uçakla saldıracaklarını mı bekliyordunuz? Buna hiçbir ülkenin gücü de aklı da yetmez. Bunu iyi biliyorlar. Onlar bu ülkeyi 40 yıldır başımıza bela ettikleri PKK terörü ile dizginlemeye çalıştılar ama başaramadılar. Yetmedi, FETÖ'nün piçleriyle devleti ele geçirip pasifize etmeye çalıştılar ama yine başaramadılar. Başaramayacaklarını anlayınca da ekonomik olarak taarruza geçtiler. Onlar taarruza geçti geçmesine de devletin cevabını duyduklarında nefesleri kesileceğinden hiç şüpheniz olmasın. Sizin anlayacağınız yarına kalır ancak yanlarına kalmaz. Bu kadim devlet henüz hamlesini yapmış değil. Her oyuna, her savaşa verecek cevabımız, atacak adımımız, vuracak hedefimiz var. Elhamdülillah. Mandacı dolarcılar devletimizin onlara vereceği cevabı beklesinler. Aldığımız duyumlara göre fazla beklemeyecekler. Bak şimdiden söylüyorum. Devletin size vereceği cevaba ağır geldi diye üzülüp küsmek Oyundan kaçmak yok. Hem zaten kaçacak yeriniz de yok. Kötü haberde tez duyulduğuna göre iki vakte kadar cevabınızı alacaksınız. Bizim davamız partiler üstüdür. Bizim davamız devlettir, Türk milletidir, ilahi kelimetullah'tır. Arkadaşlar unutmayın kazanılması gereken seçim değil savaş var. Yenilmesi gereken parti değil sistem var. Millet parti kavgasına yönlendirilip oynanan oyunun dışına itilip adeta pasifize edilmek istense de bu millet oynanan oyunu bütün çıplaklığıyla görüyor, oyununu kuruyor. Bu ülkede bir milyon kere paranın değerini düşürerek ülkeyi 50 yıldır soyanlar yine yeniden para manipülasyonları yaparak bu ülkenin ödeyeceğinden fazlasını almaya çalışıyorlar. Bundan önceki iktidarlara da aynı senaryoyu oynadılar. Birçok hükümet buna dayanamadı, buna dayanmaya çalışan iktidarları da ihtilal yaparak götürdüler. Bir yanda ülkeyi soyarken, bir yandan demokrasi maskesi altında bu ülkenin başbakanlarını ve bakanlarını astılar. Doymadılar, gençleri sokağa çıkartıp sağ deyip sol deyip milletin gencecik evlatlarını birbirine kırdırdılar. Utanmadılar, filmin sonunda bir sağdan bir soldan adam asmaca oynadıklarını itiraf ettiler. Şimdi Türkiye bunca badireden sonra yine halkın seçilmiş hükümetine oynanan oyunlarla karşı karşıya. Artık filminizin gösterimden kalkma vakti gelmediğini mi sanıyorsunuz? Gördüğünüz üzere içeride devşirdiğiniz adamlarınızla bunlar olmuyor. Kendi evlatlarınızla gelecekte ne gücünüz ne de cesaretiniz var. Son numaranız yine her zamanki gibi para oldu. Ama yine başaramayacaklar. Anlayamadığınız bir şey var. Bu millet tankın önüne atlarken dolar, euro, sterlin ne olacak diye düşünmedi. O kahramanlar ki vatanlarını ve bayraklarını düşünüp şehadet şerbetini içtiler. Şunun da çok iyi bilinmesinde fayda var. Şehadet ateşiyle tutuşan daha çok insan var bu ülkede. Kararı sen vereceksin kardeşim. Allah'a ve elçisine savaş açanlarla mı yoksa onlara karşı savaşanlarla mı bir olacaksın?' Bugünkü yazımızı Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle bitirelim. Ey inananlar! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının. Eğer gerçekten inanıyorsanız faizli kazancı terk edin. Eğer böyle yapmaz faize devam ederseniz Allah ve elçisinin size savaş açmış olduğunu bilin. Bakara Suresi Kalın sağlıcakla. Muhammed Tayyar Türkeş, Bursa TV.com.tr Zafer Şahin. Helalleşmenin perde arkası. CHP'yi karıştıran helalleşme çağrısı tahmin edilenden çok daha büyük bir kırılma yarattı. Adeta bir reddi miras anlamı taşıyan ve partinin yetkili karar organlarında görüşülmeden atılan bu adımın perde arkasında yaşananlar en az projenin kendisi kadar ilginç. Detaylara geçmeden küçük bir hatırlatma yapalım. Tarih 19 Aralık 2020. CHP lideri Kılıçdaroğlu yanına İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu alıp, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'in evine gitti. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğunu gösteren ilk işaret aslında bu ziyaretti. Türkeş soyadı üzerinden milliyetçilere bir gül uzatıldı. Sıranın muhafazakarlara geleceği daha o günden belliydi. Gelelim bugüne. CHP liderini hep mesafeli durduğu adaylığa ikna edenler, CHP içinde cumartesi ekibi ya da gölge MYK olarak bilinen bir grup. Her cumartesi günü Kemal Bey ile genel merkezde buluşuyorlar. CHP'nin politikalarını, stratejisini belirleyen kararlar o toplantılarda alınıyor. Daha sonra da MYK ve parti meclisinin haberi oluyor. Türkiye ziyareti ve muhafazakarlarla helalleşme çağrısının Parti içinde bu kadar tepki çekme sebebi de bu zaten. Kemal Bey'in kontrolü tamamen bu ekibe verdiği görüşü hakim CHP'de. Ekipte kimler olduğunu anlatacağım. Önce şu helalleşme işinin nasıl olgunlaştığına bir bakalım. Cumartesi ekibi Kemal Bey'in adaylık yolunda muhafazakar cepheden de destekçileri olması gerektiğine karar veriyor ve düğmeye basıyor. Bir grup muhafazakar gazeteci yazarla temasa geçiliyor. CHP liderinin kendileriyle sohbet etmek, sorunlarını dinlemek istediği söyleniyor. Tabii burada asıl amaç o yazarlarla kamuoyuna verilecek fotoğraf. Ancak işler planlandığı gibi gitmiyor. Davet edilen bir kadın yazar, "Toplantıya katılırım ama CHP'nin önce bizimle helalleşmesi lazım." diyor. Bu istek Kılıçdaroğlu'na iletiliyor. O da hiç ikiletmeden kamera karşısına geçiyor ve ortaya Partimizin açtığı Derin Yaralar diye başlayan o helalleşme videosu çıkıyor. İnanması zor ama CHP tarihini sorgulamaya açan helalleşme çağrısının bu kadın yazarın toplantıya katılmasını sağlamak üzere çekildiği söyleniyor. Cumartesi ekibinin ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ekipte Abdullah Gül ve Babacan'a yakınlığıyla bilinen kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu var kendisine CHP Genel Merkezi'nde bir oda tahsis edildiği biliniyor. Ekibin diğer üyeleri Rasim Bölecek, Erdoğan Toprak ve Faik Öztrak. Kemal Bey'in çatı adaylığı kesinleştikten sonra partiyi genel başkan vekili olarak Öztrak'a bırakacağı da kulislerde konuşuluyor. Cumartesi ekibinin icraatları CHP'de daha çok krizler yaratır. Bu daha başlangıç. Erdoğan yargısı mı dediniz? Rakamlar CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2011 yılından itibaren kendisi hakkında 44 dava açılmış. Bunların 21'i nihai olarak sonuçlanmış. 18'inde Kılıçdaroğlu lehine, 3'ünde ise aleyhine karar çıkmış. Kemal Bey farkında mı bilmem ama bu açıklamayla iktidara yüklenirken sık sık kullandığı önemli bir argümanını boşa çıkardı. Hani Türkiye'de yargı bağımsız değildi? Hani Erdoğan ne derse onu yapıyordu? Durum hiç de Kemal Bey'in söylediği gibi değilmiş. Açılan davaların neredeyse %90'ında yargı Kemal Bey lehine karar vermiş. İktidar bu açıklama için CHP liderine ne kadar teşekkür etse azdır. Bir daha Alman medyasına Türkiye'de hukuk güvenliği yok, Erdoğan yargısı var diyen olursa onlara verilecek cevap Kemal Bey'in davalarıdır. Başka söze gerek var mı? Sözünü tutamayan bakan. Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilk öğretim ve orta öğretim düzeyinde tam 18 milyon 85 bin 943 öğrenci örgün eğitim alıyor. Öğrenci sayımız birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla. Pandemi sebebiyle bu çocuklar geçen yılı evlerde geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl kimilerine göre riskli bir karar alarak 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başladı. Çok şükür korkulan olmadı ve alınan tedbirlerle eğitim kesintiye uğramadan devam ediyor. Şu anda Türkiye genelindeki 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı. Diğer tüm sınıflarda eğitim yüz yüze devam ediyor. İlginçtir bu pozitif tablo bile başarısızlık olarak gösteriliyor. Neymiş? Bakan Özer Okullar 22 Kasım'da sıfır vakayla eğitime başlayacak demiş, sözünü tutamamış. Bir gazete 66 sınıfın kapalı olmasını Milli Eğitimin sıfır vaka hedefi tutmadı başlığıyla duyurmuş. Diğeri ise okullar karantinayla açılıyor demeyi uygun görmüş. Bu sayı 66 değil de 6000 olsaydı ne yazacaklardı acaba? Hepi topu 66 sınıf kapalı. Her 13 bin sınıftan sadece biri karantinada. Toplumu böylesine endişeye, paniğe sevk edecek bir durum söz konusu değil. Bırakın da çocuklar okula gitsin, daha fazla eğitimden uzak kalmasın. Zafer Şahin, Milliyet